Merhabalar, hoş geldiniz. Bu daha önce oynanmış bir skeç değil mi? Evet, kameradan daha önce yeni oynanmış bir skecimiz var, Yersiz Dizi diye. Hı. Bu ikincisi, Yersiz Dizi 2. Güzel. Başarısız bir yönetmenin bir dizi çekme hikayesini izleyeceğiz birazdan. Senin hiç böyle enteresan dizi hikayen var mı? Dizide oynadın mı? Var abi. Bana dediler ki Hindistan'a gider misin? Ben de giderim dedim dizi için. İlk bölümü Hindistan'da çekilecekti. Pasaportun var mı dediler. Var dedim. Her şeyi ayarladık. Gittik oraya. Orada işte audition'a falan da girmemiştim. Rol direkt olmuştu. Orada şeyi öğrendim. Yani rol Hintçe bilmesi gerekiyormuş. Hindistan'a gittiğinde öğrendin. Evet. Bir oyuncu koçu buluruz, anlatacak sana falan filan dediler. Genius bir tip, uzay mühendisliği okuyor. Oradaki karakter de Bollywood'da oyuncu. Onu orada tercümanlık yapıyor yani. Bütün olay bunun üzerinden dönüyor. Hintçesinin de çok iyi olması lazım. Bir de orada çalıştım. Yani oyuncu arkadaşım da sağ olsun karşımdaki. O da ezberini yapmamış. Sürekli boşa düşüyorum ulusal yayında. Ya diyor ki buraları doğaçla. Ben Hintçeyi zaten yeni öğrenmeye çalışıyorum. Nasıl doğaçlayacağım? Orası bir... Sen Hintçe öğrendin peki? Hintçe biliyor musun hiç? Birazcık, şimdi hatırlamıyorum abi. Yayınlandı mı bu dizi? Yazın girecekti, girmedi. Kışı bekledik. Kışın girdi. Ben birinci bölümdeyim. Beşinci bölümde Hindistan'dan geleceğim. Başrolün yanında devam edeceğim. Dördüncü bölümde kalktı. Sen o diziye göre Hindistan'da mı kaldın şu an? Evet. Orada kaldım, gelemedim. Adamı da ben kurtardım. Şimdi Yersiz Dizi 2 geliyor. İyi seyirler. Bu dizi benim için çok iyi oldu arkadaşlar ya. Sen bir önceki projede süper kahraman oynuyordun. Evet evet, Superman İstanbul'da. Superman mi? Evet. Özel gücü neydi? Kötülüklere karşı göğsünü siper ediyordu. Ay çok saçmaymış. Ay sesim çatladı. Geri geldi, sorun yok. İnanır mısın Ecem, bu dizi olmasaydı Survivor'a girecektim ya. Ünlüler takımına mı? Yok canım, gönüllüler. Gerçi doğru, oradaki gönüllüler ünlülerden daha ünlü. Atakan Bey, beni nasıl hatırlamazsınız ya? O Doydun Hep Dedenin Evidir dizisinde ben kaç kere arkanızdan geçtim sayısını bilmiyorum yemin ediyorum. Aa yok canım, çıkaramadım. Kurtlar Vadisi'nde iki bölüm ölmüştüm o. Yok, hayır. Çukur'da oynadım ben. Ben de Çukur'da oynadım, göremedim seni. Aha, ben Çukur'daydım. Demek ki ondan şey... Ha, o çok önemli bir tane tekerlek sahnesi vardı Çukur'da. Onu izlediniz mi? Tekerleğin içindeki adam sen miydin? Yok, tekerlektim amına. Merhaba arkadaşlar. Ha, merhaba. Selamun aleyküm. Öncelikle dizimizin ilk bölümü için hepinizden bir alkış alalım bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Hikayemiz çok basit. Patronun zengin oğlu, yani siz, evet, burası, evet, ben hocam. Patron, patronun zengin oğlu siz, evet, evin hizmetçisine aşık olursunuz. Ve olaylar gelişir, gelişir, gelişir. Evet. Evet, şimdi Safa Bey, sizin polis rolünüz için bir görebilir miyiz sizi lütfen? Buyurun. Okey. Sahne sizin, buyurun. Ben şöyle bir şey çalıştım karavanda. Başlıyorum hocam. Buyurun. Kardeşim, bekleme yapma! Devam et! Devam et! Nereye gidiyorsun? Safa Bey, yalnız üzülerek söylüyorum, siz trafik polisi değilsiniz. Normal polissiniz. Ne? Normal polis mi? Normal polis. Ben 6 ay boyunca Mecidiyeköy ışıklarda bu role hazırlandım. Şimdi bana kalkmış diyorsun ki... Nasıl hazırlanacağım? Ha? 155 polis. Bir ihbarım var. ÇGH'deyken de böyleydi. Tam bir metot oyuncusu. Yılmaz Erdoğan'ın taklidini yapmak için adamın evine gizlice girip tam 3 ay saklanmış. Arka bahçede kapana yakalanınca fark etmişler. Yazık. Hocam, ben şoförüm, figüran. Ben takımı çekince tabii aklınıza şey geldi. Hocam, acaba diyorum evin o güzel kızıyla bana ileride bir aşk yazanır mı? Yazar mısınız bana? Ya evladım, sen bu sahnede yoksun bile. Kapıyı açacaksın sadece. Sen nereden vurdun bu yine? Ben çağırmadım ki, kendi gelmiş. Ya sanki bana Nuri Bilge Ceylan ya. Allah'ım ya. Çok ünlü bir ses sanatçısına, evet, baktınız ya. Kim ya?
Evet, ilk sahne için lütfen alalım. Tamam. Esas oğlan Amerika'dan döner. Tamam, tamam. Evet, sizler buyurun. Ben yokum değil mi hocam? Sen bir çıkar mısın dışarı lütfen? Ya çünkü orada his geldi de. Çık! Sahne bir, plan bir, oyun. Hello my family. Hoş geldin benim zibidi züppe beş para yetmez oğlum. Hoş bulduk benim paradan başka hiçbir şey düşünmeyen babam. Ah canım oğlum hoş geldin. Amerika nasıldı? Aman Amerika hiç yaşanacak bir yer değil anne. Paranın hiçbir kıymeti yok. Bir dolar, bir dolar çok saçma. Saçmaymış. Döndüğüne göre seni kuş sütü emmiş bir kızla evlendirelim. Olmaz anne ben evlenmek istemiyorum. Ah. Evleneceksin Mesut. Şirketimizin durumu çok kötü. Lambader oğullarının kızı Avize ile evleneceksin. Baba ben o kadını sevmiyorum bile. Ben de ananı sevmiyorum ama evliyiz. Ne çok ayıp. Anne sakın üzülme. Ne üzüleceğim be? Ben de babanla parası için evlendim. Bad girl. Mm-hmm. Duymamış olayım. Tamam anne pardon. Kendine gel. Akşam seni Avize görmeye gelecek. Şşt, canım. Neydi bunun adı? Camdaki kız. Buyurun hanımım. Oğluma içecek bir şeyler ver. Hadi bakayım. Ha? Para, 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 para. Bu kadının para, para diye gülüşü beni tahrik ediyor. Size içecek bir şeyler hazırlayayım. Olur. Ah, ah, yeni sakarlığın tuttu. Ah. Elin kanıyor. Evet. Sıfır RH pozitif. Benimkiyle aynı. Ne çok ortak kanımız var. Kestik. Arkadaşlar burada bir avantgardlık var yani. Evet hocam haklı. Bu kadar da gavatlık. Dursun. Daha böyle sanki biraz daha yöresel mi yapsak? Trakya gibi mi hocam? Ne alakası var Dursun? Trakya yöresi gibi mesela. Evet. Ne dedim ya? Buyurun. Alıyorum hocam. Buyurun. Hadi. Trakya'dan devam da. Yardım elimi ikiye be. Demek karpuz gibi ortadan ikiye açılmış be. Ne yapsak? Getir bakalım bir tütün basak şuna. Evet, tütün olmaz be. Alkol yeri lazım buna. Getir bakayım. Oh, alkol iyileştiricimdi bu be. Hadi Allah seninle razı olsun. Beni iyi ettin. Gördün mü? Çık gibi çocuğu yürüyorsun mu? Yürü bakayım. Kestik. Batu ne yapıyorsun be ya? İyi be ya sen ne yapıyorsun? İyiyim abi ben de iyiyim. Oğlum beni de şaşırttın. Sahneyi kaçırıyorsun. Ne yapıyorsun evladım? Hocam kusura bakmayın kendimi kaybettim. Aslen Trakyalıyım da ben. Benim büyük büyük dedem 300 Spartalı'dan biriydi. Allah Allah. Yok bu böyle olmayacak. Biraz daha böyle acaba nostaljik bir şey mi yapsak acaba? Yeşil çam gibi mi hocam? Dursun ne alakası var ya? Böyle yeşil çam gibi aslında. Ya ben ne dedim şimdi ya? Evet. Evet. Tamam. Erkek kadın yaklaşır evet, birbirlerine. Hocam. Evet buyurun. Hmm, o kadar Mesut'um ki. Senin adı da zaten Mesut. O zaman evin içinde biraz kovalamaca oynayalım mı? Ne dersin? Ne olur. Ben biraz yoruldum, sen turla. Ben turluyorum. Mesut hoş geldin. Kestik. Evliya bu ne hal oğlum? Sen bu dizide bahçıvansın. Hocam Burcu Bicirik seti terk etmiş. Ben de biliyorsunuz sanat için her şeyi yaparım hocam mecbur. Bu kadar. Hocam benze böyle gayet iyi olmuş. Devam edelim. Tamam böyle devam edelim. Edelim böyle mi hocam? Motor da. Motor olmadı. Kayıt diyelim ama. Motor. Kayıt diyelim. Evet. Kayıt da. Mesut. Demek ki Amerika'dan döndün ha? Evet, döndüm. Ama biz Neriman'la birbirimizi seviyoruz. Evlenelim hemen. Ne?
Seviyoruz dedin ha? Kararımız kesin. Biz evleneceğiz ulan. Bumerang gibi karıymış, yerini geri buldu. Demek karnımdaki çocuk babasız kalsın istiyorsun. Ne? Evet, senden hamileyim. Bu nasıl olur? Bu çocuğun babası kim? Benim. Kestik. Oğlum sana ne oluyor? Hocam hep ben bir baba oynamak istemiştim. Öyle denk gelince de girdim yani. Çık dışarı, çık! Hocam tabii yeni hanımefendi gelmiş, artistlik yapıyorsunuz. O zaman ben çok nazikim. Hocam ben evliya. Evliya. Her halinize hayranım. Bir şey söyleyeyim mi? İnanılmazsınız. Ya yürü git. Devam edin hocam. Hiç çık bozmayın. Dışarı. Hiç bozmayın. Evet, babanın girişinden devam edelim. Durun! Durun! Ben senin babanım. Bunu biliyoruz baba. Ani bir şok olursa gözlerin açılır diye dedim oğlum. Ben kör değilim ki. Hayır, körsün. Bu aşağılık kızın ne olduğunu görmüyorsun. Dedemizden kalan Nelmas'ı çaldı bu kız. Ne? Hocam süre yetmiyor. Biraz daha şaşırsınlar. Müzik altı da şaşırsınlar. Evet, doğru dedin. Şaşırın. Ne? Evet, yakınlarını al. Çok güzel şaşırdın. Evet, bravo. İnanılmaz, harika evlat. Kadar bana yeter. Bunu bana nasıl yaparsın? Oysa ben seni ödediğim vergi kadar seviyordum. Sen vergi kaçırmıyor muydun? Karışma baba! Hayır, ben çalmadım. Sen çaldın şıllık. Canetim demeyi bir daha unutma, tamam mı? Sen çaldın şıllık. Bir şey söylesene be! Baba, bir şey söyle! Sen bu kadına ihtiram attın ha? Yaptıkların sana yakışıyor mu? Oğlum bunlar neden birbirlerini tokatlıyorlar? Ben nereden bileyim? Ben mi çekiyorum? Sen çekiyorsun. Allah Allah ya. Naçın, ben oğlum, sen polisim. Çık hocam, çık. Ben çıkıyorum hocam. Çık! Polisin geldiği yerde de çıkılmaz ya. Yani şöyle yapıyoruz. Burası biraz daha böyle international bir şeyler olsun diyorum. Amerikan tarzı. Böyle ajan gibi gelecek 0061 İdris Bond. Ya ne alakası var? Böyle ajan gibi 0061. Yani İdris Bond gibi. Amerikan var ya. Hollywood tarzı. Tamam. Buyurun. Tamam. Güzel fikir. Ya nereden aklınıza geliyor böyle şeyler ya? Bulamadım klaketimi. 3-2-1 action. Seni lanet olası. Elmasım nerede? Hı? Doğru söyle. Elması sen mi çaldın ha? Ya Rabbül Alemin şahidim olsun ki ben çalmadım. Bana inan Jonathan. Yalan söylüyor sana Jonathan o. Hocam benimki daha kırsal, böyle Hollywood arası bir şey mi olsun devam acaba? Edebilirsin. Tamam. Yok böyle iyi. Canım sana bayağı vurdum ama. Hey, lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Burada neler oluyor ha? Elmasımızı çaldı. Kandil simidimi bile bitiremedim sizin yüzünüzde. Demek bir kayıp vakası ha? Evet. Hmm. Önemli olabilir. Alo! Büyük anne lanet olsun, çalışırken beni arama demedim mi? Ağzındaki dişe de sahip çık be kadın! Müge Anlı'ya haber verdin mi? Hadi ama o kadın her şeyi buluyor. Ona söyle, tabii ki gelirken 2 kilo domates alırım. Lanet olsun, kapat telefonu. Rabbil alemin seni korusun. Hadi. Ah, şöyle oturun hemen. Bu işi bitirmeliyim. Kestik! Dursun'un doğum günü. Pasta kestik de siz devam edin. Sizlik bir durumunuz. Pardon. Mutlu yaşlar. Kayıt devam ediyor. Evet, devam ediyor. Sen. Akşam saatlerinde neredeydin? Duştaydım. Peki o duştayken sen neredeydin? Depodaydım. Depo mu? Peki ya? Sen! Sen katil misin?
Hırsız arıyorum Şerif. Katilin alakası var. Evet, bu tuzak bir soruydu ve kanmadınız. Peki sen? 3 kere 5! Bilmiyorum. Ben ana akıl telkim. Peki sen hiç ateş böceği gördün mü? Evet, gördüm. Yılmaz Erdoğan'ın filmi. Hmm. Evet, her şey anlaşılıyor. Senin bu kadınla ilişkin var. What? Baba! Sen hiç şaşırma, senin de bu kadınla ilişkin var. İyi, onu biliyoruz zaten. Küstahlık yapmayın küçük hanım. Sizin de bir ilişkiniz var. Ne? Kiminle? Benimle. Kestik hayvan herif, kestik! Yeter artık senin evladını. Hocam, hocam! Çık. Hocam, bunu tutacaktınız. Çık dışarı! Oğlum, lafım var. Ne? Söyle lafını. Hocam, şey... ilişki zinciri bitti hocam. Adam kalmadı. Ben de kendimi inisiyatif alaraktan... Ya neden dedim benim birisiyle ilişkim olmasın? Hocam mantıklı. Teşekkür ederim. Tam zinciri tamamlamak için biriyle daha ilişkisi olsun. Evet, doğru. Aslında öyle yapabiliriz. O zaman normal devam ederken vurucu finale gidelim. Hadi bakalım. Vurucu final. Hadi bakalım. Sen demek beni aldattın ha? Al sana! Sen kadınları öldüremezsin. Al sana! Ben o adamı seviyordum. Gerizekalı, ver şunu bana. Al sana! Oh be, bu piçi hiç sevmiyordum. Oley! O benim babamdı! Al sana! Aile! Aşkım, sonunda baş başa kaldık. Ben senin nereden aşkın oluyorum be? Al! Ana! Çekil şuradan. Aşkım! Aşkım, kalk. Çelik yelek! Evet, elmas bende işte. Hep fakirler kaybedecek değil ya. Biraz da onlar kazansın. Hay dostum. Kalkın. Kestik. Evet, arkadaşlar elması alalım. Sponsor o. Safa Bey. Cem Hanım. Safa Bey. Hocam bunlar kaçtı. Nasıl ya? Arkadaşlar kalkın siz de. Hadi kalkın bakalım. Hadi. Kalkar mısınız hanımefendi? Hadi. Hocam bunlara bir şey olmuş. Ne olmuş? Bilmiyorum, gülüyor ama uyanmıyor. Ne demek bu? Bilmiyorum, bir hastalık herhalde. Bence yeni bir proje yapalım. Benim aklımda fantastik, değişik bir proje fikri var. Heh, güzel, bravo. Bravo. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Zil geldi. Cemile Atakan ve Batu. Evet, yazarları. Zili çalıyor, çalıyor. Evet, çok iyiydi ya. Tebrik ediyoruz. Vallahi Batuhan, sende Trakyalılık var mı? Anne kendini tarafım... kaybettin ya. İnanın, hadi Ecem'i biliyoruz. Yani Trakya böyle çok doğaldı ama sen de inanılmaz Trakya oldun. Benim üniversiteden bir arkadaşım Edirneliydi ve onu oynadım aslında. Bayağı böyle çocuk. Buradan kendisine selam söylemek ister misiniz? İsterim. Hazır şu anda konusunda... kendisi Hollanda'da bizi izliyorsa. Vay vay. Çok güzel. Çok güzel. Hiç beklemedim bir yere gitti muhabbet, biliyor musun? Bir de bugün İzmir'den bir Rota Spor, değil mi? Kız voleybol takımı var. Birinci lige çıktılar. Bravo. Alkış gelsin. Bir mikrofon da alalım. Kendileriyle oyun öncesi antrenörümüzle konuşmuştuk. Bir oyunda da... Hocam, merhabalar nasılsın? Herkese sevgiler, saygılar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Bütün takım buradasınız. Evet, bütün takımı aldık. İzmir'den geldik buraya. Hoş geldiniz. Hediye olarak... Evet, kızlarımız... Birinci lige çıkma hediyesi miyiz biz şu an? Doğrudur. Kızlarımız ikinci ligden birinci lige terfi ettiler. Süper. Biz de ödül olarak sizleri çok sevdikleri için sizlere getirdik. Teşekkür ederiz hocam. Biz çok... teşekkür ederiz. Çok hoş sağ olun. Hoş geldiniz. Başarılar birinci ligde de. Çok teşekkürler. İnşallah. Çok sağ olun. Yolunuz açık olsun. Çok güzel hareketler. Eğlenceli bir şekilde devam ediyor alkışlarımızda.